Şu an uygun gibi duruyor. Emin misin? Biraz daha inmeyelim mi sanki? Alçalalım mı? Birazcık daha hafiften. İyi mi şu an? Şu an iyi gözüküyor. Tamam, hadi. Sen git, ben sana söyleyeceğim. Hadi Felis, haber edeceğim. Tamam. Oğlum çok iyi. Oğlum manyak bir helikopter değil mi sen? Artık rolde öğrenilmemek için girmediğimiz şekil kalmadan aslatayım. Hey dostum, bu da ne? Merhaba beni. Benim Vito Salvatore. Merhaba dostum, ne haber ha? İyiyim. Mecburen böyle gelmek zorunda kaldık. Artık şehirde herkes her şeyi biliyor diye ne yapalım? Evet dostum, gerçekten bu durum beni şaşırttı. Evet, daha gel aşağıda konuşalım. Burası konuşalım. Çok rüzgarlı, gel. Okey. Şuna bak, rüzgardan savrulacağım. Evet dostum, neredeyse tutunmamız gerekiyor bile diyebilirim. Şu demire yetişmemiz lazım. Güzeldi değil mi arkadaşlar? Az önce otururken neredeyse aşağıya düşüyordum. Dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et dostum. Yavaş yavaş. Götüm götüm gideceğiz. Gel. Burası biraz daha iyi gibi ya sanki. Evet, evet. Şimdi beni. Evet dostum. Fadıl işinde çuvalladınız. Evet dostum, birazcık öyle oldu. Niye böyle oldu? Nasıl, bize verdiğiniz görev gerçekten bizim için çok zor bir şeydi. En azından bir seçeneğimizi deneyelim dedik, bir ihtimal gözettik. Ama gerçekten bunu çuvallamamızın bir sebebi var diyebilirim sana. Kırpser bu olaya bulaşmak istemedi dostum ha. Sizi sattılar mı? Yani sattılar demeyeyim ama ben Kırpser'le birlikte bir plan yap. Yani o ana kadar, o saniyene kadar çok iyi çocuğun rolü. Kırpser'le birlikte hayaldeydi. Yani adamlar bana dedi ki biz Krips olarak bu işe el atmak istemiyoruz dedi. Yani lanet olsun dostum, diyorum ki adama Southside için bizim bunu yapmamız lazım diyorum. Bir şeyleri bir yerlere oturtturmamız lazım diyorum. Bu adamlarla benim problemim var diyorum. Bakın adamlara para bile teklif ediyorum. Sizin verdiğinizin neredeyse 5 katını teklif etmeme rağmen adamlar bu işe girmek istemedi. Tek yaptıkları, aralarından bir kişiyi gönderdiler. Gittiler Fadıl'ı oraya çağırdılar. Bana dediler ki bir aradan bahsettiler dostum bana. Aranın bu tarafından girersen bomboş, rahat bir şekilde girebilirsin. Kimse etrafta yok. 3-4 tane adam var sadece. Girer alır çıkarsın dedi. Oraya bir gittim. Her sokakta, her aradan 2-3 kişi çıktı önüme. Çuvalladık. Tamamıyla bunun sebebi sana Kripser diyebilirim. Onlar yüzünden çuvalladık. Onlara güvenmekte hata ettim diyebilirim sana. Peki Krips seni bir oyuna getirmiş olabilir mi Fadıl'la birlikte? Hani dostum, açık söyleyeyim sana. Kripser'in gidip de birileriyle bir iş yapıp bizim arkamızdan dümen konu çevireceğini inan düşünmüyorum. Ama neden olmasın, böyle bir ihtimal. Anladım. Bu olayı toparlayacağım gibi duruyor. Baran'a taşınacak sanırım konu. Baran'a da söyleyeceklerim hemen hemen aklımda. Dün masada söylediklerim. Ayrıca diyeceğim şu ki, eğer il savaşı gidip de hani konuyu derse ki savaşta savaş, savaşta savaş, artık kabul edeceğim. Ama bu işi karanlığa atmayı düşünüyorum dostum. Bizden hınçlarını alamadıkları için gittiler bizim adımıza Fadıl'a sıktıkları ne malum diyeceğim. Yani anladım. Niye bu konuyu bizden biliyorsunuz diyeceğim. Ama Karahanlı ile Fadıl dost gibi duruyor. O topu yemeyebilirler. Dostum dünkü masada da gördük ya. Dost gibi gözüküp milletin arkasından neler yapıldığı gayet ortada gibi. Hı. Sadece benim konum değil, o masada çok fazla konu konuşuldu. Çok fazla sıkıntılı konular var. Şimdi beni... Adam açık açık soygun yaptığını söylüyor. Bak ben bu şehirde seni sevdim. O yüzden seninle çalışmak istiyorum. Devam etmek istiyorum işlerimize. Ve seni bu işten sıyırmak için birkaç fikrim var. Ne gibi? Ama bu fikirler biraz tehlikeli. İki tane aklımda fikir var. Birincisi, seni alacağım götüreceğim. Bildiğim bazı adamlar var. Bu adamlar değişik adamlar. Ama bu adamlar seni başka bir adam yapabilirler. Başka bir yüz, başka bir hayat. Hey dostum, tabii ki de öyle bir şey izin vermem ha. Nasıl olacak o? Ameliyat ettirebilirim, iyi doktorlarım var. Dostum çetemi geride bırakamam ha. Onların her biri benim bir parçam diyebilirim sana. Onlar olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Öyle diyorsun. Hı hı. Peki şöyle bir plan daha var. Şimdi ben desem ki işte bu olayları
araştırmaya başladık ve Ballas'a ulaştık. Ballas bu işi yapmışlar, yakaladık falan. Öyle bir topa girsek. Ve orada size bir şekilde bir ceza versek bu olaydan kurtulabilir misin sence? Çünkü bu herifler tepende çok fena bindiler. Seni bir şekilde bu olaydan sıyırmamız lazım. Yani bence dün masada konuştuklarım yeteri kadar bu konudan beni sıyırtabilecek şeylerdi. Ama fazla savaş diye yükselirse gerçekten ne olacağını bilmiyorum. En kötü dedikleri gibi savaşa gireriz. Ama bu konuyu üstlendiğim için değil, bu konudan bağımsız bana ettiği kelimelerden dolayı savaşa girerim. Bizim yapmadığımız bir şeyi bize yıkmaya çalıştığı için savaşa girerim. Yaptığım şeyi kabul ettiğim için girmem, öyle söyleyeyim sana. Anladım. Yani kesinlikle o konuyu kabul etmeyeceğim ki kabul etmemek için zaten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gerekli bütün gerekçelerimi sunuyorum diyebilirim sana. Peki bu olayı Karahanlı dışında birine yıkmayı düşünüyor musun? Karahanlı dışında birinin üstüne yıkmak çok sıkıntılı bir durum ama neden olmasın ha? Ya şimdi bu dili uzun kişiler açıkçası seninle çalıştıklarını bana söylediler. Galiba Sanchez de size bu iş için para vermiş. Hı hı, evet dostum. Kapital de bize bunun için para verdi. Kapital de ha? Hı hı. Peki bu ikisini patlatsak? Sizi bu olaydan çıkarmak için. Kapitali patlatmakta büyük bir yanlış yaparız çünkü olay anında kapitalle birlikte olduğumuzu söyledim. Evet. Ama Sanchez'e patlatma konusu... Sanchez de bu sefer başın belaya girecek. Ne değişecek ki? Ya şimdi senin bu işi birine patlatman lazım. Bir işi birine patlatmazsan bunlar çünkü senin yakandan ayrılmazlar. Takmışlar kafayı. Sizin en büyük hatanız mahallenize girmek olmuş. Niye bunu yaptınız? Dostum sana şöyle söyleyeyim. Biz o adamlara konum dahi daha atmadan yani bahsettiğim kişi Kripsler'deki adam bunlara bir konum atacaktı. Onlar da bu konuma geleceklerdi. Ama olayın Southside'de olacağını duyan Fadıl direkt olarak bir baktık Megamall'a gelmiş. Biz de bunu hudumuzdan gördük onların Megamall'a geldiğini. Evet. Yani hiç beklemedik birden çıkıp da Megamall'a geleceklerini. Biz onlara farklı bir konum atacaktık, oraya geleceklerdi. Aradan çok kısa bir zaman içinde bir baktık adamların hepsi Megamall'ın çatısına toplanmış. Bizim için de gerçekten sıkıntı olduk ama beklemediğimiz bir yerden yedik diyebilirim sana. Allah. Birazcık aceleye geldik kısaca. Peki benim yapabileceğim var mı bir şey benden istediğin? Yani benim aklıma gelen iki fikir buydu. Ya seni ameliyat ettirecektim ve diyecektik ki evet bunu beni yapmış, beni yakaladık, infaz ettik. Sen ölü süsü verecektik ama ölü değildin. Aslında yine beniydin ama farklı bir hayat yaşayacaktın. Yeni bir yüzle. Ve ileride belki bir günde Fadıl'ın karşısına çıkacaktın. Beni hatırladın mı, ben oyum diye. Bu aklımdaki bir plandı. Diğer planda hani ben seni aldım, konuşturdum, cezanı veriyorum. Ayağına sıkacaktık ama birine patlatıp o şekilde çözecektik. Çok karışık seçenekler dostum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum diyebilirim sana. İlk konu kafama ne kadar çok yatsa da çok sıkıntılı gibi duruyor. Ya sana çok zor güzel cenaze yapardık. Kendi cenazene gelirdin. Çok garip bir şey olurdu. Şşşt dostum. Ben onu öyle bir organize ederdim ki seni vururdum. O esnada da görüntülü görüşme açardık hemen Fadıl'a. Derdim ki Fadıl bak adamı buldum. O gün senin tutumun hoşuma gittiği için adamı vurduk. Hemen bizim seni kıymetli dostlarımız var. Onlar bizim gibi adamlar değiller. O adamlara götürürdük seni. O adamlar sana acayip bir ameliyat çekerlerdi. Yeni bir kimlik çıkarırlardı. Onların eli kolu o kadar uzun çünkü. Öyle olunca sen yine beynisin. Bir değişiklik yok. Ama... farklı bir yüz, farklı bir hayat. Anladın? Farklı bir yüz, farklı bir hayat. Of. Şşşt dostum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ha. Düşünmem için bana birazcık zaman ver. Kafamda oturmayan şeyler var. E tabi sen bir düşün ama dediğim gibi dikkatli ol. Çünkü bu sana ha patladı ha patlayacak. Takmış kafayı. Özellikle sizin huttan çıkışınızı nasıl çevireceksiniz? Bilmiyorum çünkü kapitale de inanmıyor herif. Böyle bir patlama durumu olabilir size. Sen bir düşün bunu. Çok yani çok zor bir soru cevap yani ne desem sıkıntı benim için ha. Düşünmem için bunun için bana birazcık vakit vermem benim için en iyisi diyebilirim sana. Tamam ama dostlarım 24 saat içinde bir haber bekliyor çünkü bana da böyle bir talimat geldi.
Neyse, sana çok fazla şey anlatamam. Ama 24 saat içinde bana bir cevap vermen lazım ki ben de onlara söyleyeyim. Dostum. Kabul dostum, yapalım şu işe. Halledelim şu konuyu. Bir an önce gitsin dostum. Gerçekten benim de kafamı çok fazla bulandırıyor diyebilirim sana. Lanet olası adamlar gelip de ne arıyorlardı orada Megamall'da, çok merak ediyorum. Ne diye oraya çıkmışken adamlardan bir tanesi onları oraya çağırdı diye Megamall'ın çatısına ne yaramıyorlardı inan bilmiyorum. Ama şu anda tek konu buradan çıkmam diyebilirim sana. Tamam. Şöyle yapacağız. Şimdi senin mal varlığını birinin üstüne geçirmen lazım. Gerçi birinin üstüne geçirmesen de sorun olmaz herhalde ama. Şimdi sana yeni bir kimlik çıkaracağımız için o bankaya erişebilir misin bilmiyorum. İstiyorsan parayı ben devralayıp sonra sana vereyim. İstiyorsan sen güvendiğin birine ver. Ama bilemiyorum nasıl yapalım. Başka şunu unutma. Bak şunu unutma. Benden kesinlikle sana karşı bir yanlış olmaz. Çünkü ben seni sevdim. Bak ben açık konuşacağım beni. Southside'a çok yanlış ve çok kötü bakıyordum. Southside'ı hiç sevmiyordum. Ama sen farklı bir adamsın. Sen bu işleri bilen bir adamsın. Sen potansiyeli olan bir adamsın. Sen ileride çok daha büyük işlerin içerisinde olabilirsin. Bu yüzden sana şans vermek ve seninle beraber büyük işler yapmak istiyorum. Çünkü benim üstlerim de seni istiyor. Ama onlardan bahsedemem, o konuyu boş ver. Sen büyük bir adam olabilirsin beni. Bana güven yeter ki. Ey dostum, şu işi bir an önce yapalım ha. Gaza gelin. Bir şekilde gaza getirdin sen beni şu anda. Tamam ahbap, sen nasıl yapalım, parayı nasıl yapacağız ona karar ver. Çok güvendiğim birisi olmalı ki. Şimdi ya ben bileceğim. Şimdi şöyledir bu iş. İki kişinin bildiği sır değildir. Sen bileceksin, ben bileceğim, tamam. Ama üçüncü bir kişi paranın onda durması lazım ve çok güvendiğim biri olmalı. Anlıyorsun değil mi? Rozi dostum, kesinlikle Rozi olmalı bu kişi. Tamam, o kesinlikle yoksa benlik bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle dostum. Sen o kesinlikle paraya hiçbir şey yapmaz ve kesinlikle ötmez yok, diyorsan yok. O bilmeli. Hiçbir şekilde dostum. Rozi ile bile benim aramda o kadar sır varken kimseye gidip de çete üyesi daha iyi olsa gidip bunları anlattığını bile duymadım diyebilirim sana. Rozi benim kardeşim gibidir dostum. Yıllardan beridir onunlayım. Hiçbir problem çıkmaz. Anladım. Tamam. O zaman bugün sen paranı hesaba geçirdikten sonra beni arıyorsun. Haber ediyorsun. Ben güzel bir organizasyon yapıyorum. Sanki seninle çatışıyormuşuz havası vereceğiz bir yerde. Ben sana konum atacağım. Orada ben çatışıyormuşuz gibi yapacağız ama sana bir şey yapmayacağız tabii. Ondan sonra sana sıkarken benim çocuklar kameralı görüntü açacak Fadıl'a. Fadıl'a bunu göstereceğiz. Seni orada düşüreceğiz. Ama sıkıntı yok. Ben tedavi ettireceğim. Sonra seni çok önemli bir makama götüreceğim. Ama onu bu gece yapamayız. O yetişmez çünkü. O makamda seni bir gece ağırlatacağız. Yarın 20'de ameliyatını başlatacağız. Tamam mıdır? Okey misin? Yarın 20'de ameliyat mı? Aynen. İstiyorsan başka bir saat alayım. O kadar kısa sürede mi? Bir gün içinde mi olacak? Ne zaman olsun? Okey tamam, yarın 20 okey. Yani istiyorsan bir gün daha bekle ama ne olur başına ne gelir mi? 20-30 çok iyi olur. Tamam, yarın o zaman ben seni bu gece öldürmüşsüsü verdikten sonra 20-30'a kadar şehirde olma. Okey dostum, problem yok. Tamam, şimdi ben yine helikopteri getirteceğim. Önce sen çık. Ne olur ne olmaz. Yine seni havalimanına bıraktıracağım. Sonra da ben çıkacağım. Tamam. Sen bana güven yeter. Bu bahsetmiş olduğunuz çatışmada bizim çocukları da getireyim mi? Yani güveniyorsan, şimdi öterlerse senin için sıkıntı olur. Niye dostum, adamların gözlerinin önünde ölmem onlar için daha dinlendirici olmaz mı? Yok olur da. Sonuçta beni. İşte seninkileri biz şimdi yani çakma olarak vuracağız ya. Bunlar yarın öbür gün bunu birine söylerse sıçtı. Dostum sana şöyle söyleyeyim. Bizimkileri de vurun. Üzerlerinde zaten her birinin yelek var. Hepsi tamam. Oradan bir şekilde yani birkaç kişi bırakırsınız bizden oradan. Hani buradan siktirin gidin. Aha. Vurulmayın tarzında bunları gönderirsiniz. Sizin de kafanıza sıkıntı çektiğinde beni alır gidersiniz. Tamam. Yani seni bu işten çıkaracağız. Seni bu işten çıkaracağız. Yarın ameliyatında önemli şeyler öğrenebilirsin. Umarım bu sırları kaldırırsın. Tabii ki de dostum, hiçbir problem yok. Her türlü sırrı açın. Pekala tamam, şimdi adamımı arıyorum. Nasıl güzel. Elis. Dinlemedim. Gel al. Önce onu bırakacaksın. Sonra ben. Anlaşıldı. Hadi. Yeni bir yüz demek ya dostum. Evet, yeni bir yüz, yeni bir hayat, yeni bir kimlik. Hiç daha önce böyle bir teklif almamıştım diyebilirim sana dostum. Daha ne teklifler alacaksın beni. Bu şehirde, bu şehrin altında öyle yerler göreceksin ki
Bu şehrin üstünde öyle kişiler tanıyacaksın ki beni. Tanıdığın kişiler seni apayrı bir dünyaya sokacaklar. Üstüm. Gerçekten heyecan verici gibi duruyor Vito. Göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Benim için yeni bir başlangıç, yeni bir hayat ha? Aynen öyle. Her zaman böyle bir şey istemiştim diyebilirim sana. Başımızdaki şu belalardan kurtulmak için en iyi seçeneğin bu olduğuna eminim. Sen böyle uygun gördüysen böyle olacak beni. Yani seni bir ancak bu şekilde kurtarabilirim. Başka aklıma mantıklı bir şey gelmiyor. Anlıyorum dostum demek istediklerini. Aynen öyle. Bu benim hiç aklıma gelmeyen bir şeydi açıkçası. Kimin gidip de yüzünü değiştirip konudan ayrılmasını sağlamasını, hani böyle bir şey ne, kim düşünür ki dostum? Gerçekten akıl almaz bir iş diyebilirim sana. Helikopter geldi gibi. Çok akıl almaz kişiler var. Tamam Melih. Haberleşeceğiz. Bu bahsettiğimiz çatışma ne zaman olur? Çatışma bugün biliyorsun bir organizasyon var galiba. Ondan sonra yapalım mı? Nerede olacak? İşte ben sana bilgilendireceğim. Bugün uyarsa bugün, istiyorsan yarın, ama yarın geç olabilir. Yarın geç olur. Yarına ameliyatı hallederiz. Southside'da tak önünde olsa nasıl olur dostum? İşte o konumlar sakat. Çok şahit var o konumlarda. Ben sanki seni bir yerde basmış gibi yapayım. İllegal farm varım bir şekil. Galeri karşısı köprü altı. Daha bugün oradan fotoğraf attık. Twitter aç. Direkt oradan fotoğraf attık. Hatta dersin ki Twitter'dan gördük orada takıldıklarını. Direkt olarak orayı bastıklar diyebilirsin. Tamam. Ama oraya polis girer mi? Southside'ın bir tık yanı diyebilirim sana. Bizde susturucu var. Senin çocukları hiç sıkmazlarsa sorun yok. Direkt girersiniz, bizimkiler zaten silah çekti etti diyene kadar vurur gidersiniz ha. Tamam tamam ben... ama seninkiler bize sıkmasın, bak dikkat edin. Tabi tabi, hiçbir problem yok. Tamam. Hiçbir problem yok. Tamam, haberleşeceğiz. Görüşmek üzere dostum, hoşçakalın. Dikkat et kendine. Hoşçakalın. Sağa sola iyice bakının. Oğlum bunlar harbi nerede la? Ben bulamıyorum bunları. Evet evet. Bizimkiler ballas görünce söylesinler he. Ballas gören olursa ayıktırsın beyler. Şuralarda aha. Araba var ha içeride. Gördün değil mi araçlar? Oradalar oradalar. Araçlar araç içeride de. Tamam. Beyler içeride adamlar da var. Hazır mıyız beyler? Hazır ol, sıkacağız. İn araçtan dal. İn dal, dal, hepsini dal, dal, gebertin. Dal, dal, dal. Bir tane ballas bırakmayın. İndirin şu yavşakları. İndirin. Dalın. Susturucu olmayan sıkmıyor. Yürüyün. Siksin. Hepsini öldürün. Sen sik. Vur hepsini. Yaşatma hiçbirini. Yaşatma hiçbirini. Haydi oğlum, haydi oğlum. Hemen al çık, hemen al çık. Arkalı hepsini, haydi. Al çık, al çık, al çık. Beni al, beni al, beni al, beni al. Gir, 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 gir. Kinak, kinak. Sivriler bölgeyi dağıtın aşağıya, ölümcüllük kullanacaktır. Sivriler bölgeyi dağıtın. Yürü üstüne, yürü üstüne, yürü üstüne. Bas, basın oğlum. Şu beni al, beni al, beni al. Beni al, beni, beni al, beni al. Bu mu ben? La bana sıkıyor. Al beni, al beni, çık. Al beni, çık. Al beni. Ya PD'ye sıçacağım, nereden geldi bu PD? Atla istersen patron. Beni al, beni, beni al. Atla. Beyler beni iyi alacak mısın? Arthur orada bak. Bizim malikaneyi fırlasın. Leo bekle. Beni kimdeyse fırlasın bizim patron. Ya ne yapıyorsun oğlum, avralıyor. Sıkıntı yok patron. Tamam, Arthur'daydı, Arthur'da. Arthur'u ara, hemen sor. Soruyorum. Sonra toparlanıp hep beraber orayı bastık da diyebilirsin. Oturdu gibi. Tamam Luka, anlatacağın şeyi anlat. Tamam, hatırladın mı? Sıkıntı yok. Motorcularla önce bir kapışıyoruz. Motorcular Hood'a giriyor. Sonra biz Hood'u izliyoruz.
Hood da kıyafet değiştirip araç değiştiriyorlar. Ballas olarak çıkıyorlar. Köprü altına kadar takip ediyoruz. Kapışıyoruz. Beni alıp çıkıyoruz. Doğru mu? Aynen. Onların tamam. Şüphelendiği gibi biz de ballastan şüphelendik. Onlar şüphelenmişti ya ballastan. Aha. Tamam. Uygun değil mi beni? Uygun aynen öyle dostum. Hatta bu takip işleminde heliyle yaptık diyebiliriz bayağı yüksekten. Yok ya, gerek yok heliye sitede. Tamam tabii, o zaman normal giyin. Şurada dur. Okey. Sen görüntülü ara. Çocuklar kazma kürek ellerinizde gibi durun siz de kazma kürek. Adamı gömeceğiz ya buraya. Arıyorum. Önce dur dur. Önce bir adam yere insin. Aynen aynen. Giyineyim. Çok iyi dikkat etmemiz lazım. İyi yapmamız lazım. Çocuklar bir açalım burayı. Arıyla kazma bende kürek. Tamam şu ortada dur. Ben. Oğlum silah ne oluyor lan? Ben burada mı durayım? Ben nerede durayım? İkimizin ortasına geç. Burada benim mı? Benim elimde var bir zaten. Bir to şaşı Eren. Vereyim ben sana küreği. Nerede durayım? Orada dur, orada dur. Sergio bir açın oğlum burayı. Açılın beyler. Buyurunuz. Tamam açılın. Güzel. Hazır mıyız? Tamam çocuklar kimse konuşmasın he. Tamam hazır mısın? Arıyorum. Ara. Hazırım dostum. Size çev... Aa. Dostum bence gövdeme sıkını. Vito? Yo sen rahat ol. Okey. Sergio sen sıkma. Kenan. Luca ben. Senin muhabbeti çözdük biz. Olaylar çok karışık anlatacağım şimdi. İyi dinlemen lazım. Şimdi bu sizin bu yavşak motorcular vardı ya kafeler. Heh. Bu tipteki elemanlarla biz bir kapıştık. Aynı sizin olaydaki gibi bunlar gitti ballası uduna. Biz de oradan çekildik. T'den izlemeye başladık bu mekanı. Sonra bu yavşaklar kıyafetleri değiştirdiler. İnceden arabalarla çıktılar. Ha bak o da burada. Görüyor musun bunu? Bu götü. Ha. Bu götü görüyorsun değil mi sen? Ha, sonra biz bu yavşakları başladık takibe. Tamam mı? Bunlar girdi şeyin altına. Bu köprü altı var. Belki çatışma sesini duymuşsunuzdur bilmiyorum. Bu Benis'in oradaki köprü altına biz bunları paketledik. Tamam mı? Aa size sıkan ip ne de bu? Bize de sıkan bu. Size de sıkan bu yavşak. Haberiniz olsun. Aa, bak paket halinde şu an. Paketi birazdan gitmesi gerektiği yere göndereceğiz. Bak, niye burada... yapmış bu şerefsiz bunları onu da anlat. Armageddon. Ha, bu yavşaklar bize de şey söyledi. Bunlar işte parayla millete sıkıyormuş falan. Armageddon veriyormuş parayı. Bu Armageddon'dan para almışlar parayı. Paranlıyla jilete sık demiş. Siz bir de jilet olayın içindekilersiniz. Bize öyle söylüyor. Armageddon veriyormuş parayı bunlara. Karahanlı ve jilete diyor. Jiletle Karahanlı'ya bir operasyon çekmeleri için Armageddon vermiş parayı öyle söylüyor. 150 milyon dolar. 150 milyon kafanızda para var yani haberiniz olsun. Artık yok zaten bunu biz iptale düşürüyoruz. Bizim bunu öldürmemizin nedeni de benim karıma küfür etmesi. Bu patronun karısına küfür etti. Bu artık daha artık bizim. Bunu kimseye vermeyiz. Fadıl'la birlikte yapacaktık. Ona ulaşamadığımız için biz gömüyoruz. Ben Fadıl Bey'i aradım ama Fadıl Bey ulaşılamıyordu. O yüzden bu iş bizde artık. İzlesin. Gömdüğümüz kısmı izlesin. Evet. İzlet izlet. İzlet. Bir saniye. Kimi aramadı? Şu an zaten sana ben izleteceğim nasıl kellesi alındığını. Şu an izleyeceksin. Şu an ben durumu anladıysan şu an kellesi alacağız. Zaten burayı kazdık. Buraya gömeceğiz bu yavşağı. Evet patron. İzletiyor Kenan musun? İzliyor. Kenan izliyor. Tamam. Çocuklar kazma kürek hazır olsun. Göt veren. Hazırlar. Canınız cehenneme dostum. Beni duyuyor musunuz? Ha, hala canınız cehenneme. Lanet herif. Yanlış adamlara bulaştın. Vito Salvatore için ihanetin nedeni değil bedeli olur. Gömün çocuklar. Alın gömün. İzliyor değil mi Kenan? İzliyor izliyor. Kenan görüyorsun değil mi? Bir sıkıntı yok görüntü. Oğlum nereye götürüyorsun adamı? Gömüyoruz buraya, ya adamı. Buraya getir. Buraya getir. Kazma kürek. Lan nereye götürüyorsunuz oğlum adamı? Lan, bırak adamı. Da gömün amına. Bırak. Tam kazma kürek. Kazın. Şu an artık beni kuruz diye biri yok. Yani birazdan gönderiyor. Şu an yavaş yavaş gidiyor. Toprak attığımızı da göster.
Topla görüyorsun değil mi bak? Bizi duyabiliyor mu Kenan şu an? Yok, o beni duyuyor sadece. Tamam. Hadi oğlum, belinize kuvvet. Çukurun oluştuğu görülüyor değil mi? Görünüyor. Ha. Çok iyi oldu oğlum, rol çok güzel arasını satayım. Ya biz bu işi Fadıl Bey'le yapacaktık ama o açmadı ya. Ben ilk onu aradım. Bu da çok... Bunun artık bir gün yaşamaya kadar hakkı yok yani, artık yapacak bir şey yok. Vito Salvatore'nin karısına küfür etti, ölmeyi hak etti de. Dilet, sıkıntı yok. Onu da söyle. Ne patron? Atın içine. Vito Salvatore'nin karısına küfür etti. Cesedi çukura attı. Vito Salvatore'nin karısına küfür ederek zaten yaşamını bitirdi yani. Kendi kendini öldürdü dedi. Kapatalım üstünü. Patron, kapatıyoruz. Evet. Toprak atın. Toprak attığını da gösteriyorsun değil mi? Gösteriyorum şu an. Gösteriyorum. Oğlum ne manyak bir rol yapıyor, anasını satayım. Tamam, artık herhalde gömüldü herif. Tamam Kerem Bey, bu kadardı artık. İletirsiniz. Tamamdır, zaten yine görüşür patronlar. Görüşmek üzere. Lan çıkarın adamı, adam boğulacak, çıkarın. Oğlum ben doldurdum abi. Lan çıkar lan. Çabuk. Ben doldurmayı yaptım, patron çıkarsın lan. Oğlum çıkarın lan. Allah. Çıkar oğlum adamı. Oğlum yarım saat doldurdum. Kafası gözüküyor, dur alıyorum. Çıkarın lan. Kafasını çektim. Çektim. Çek. Keston, suni tenevis yapın. Oğlum adama yardımcı olun. Yapın oğlum suni tenevis. Ben yapmam ben. Ben yapmam. Ben sağlık olduğu zaman da ben yaparım. Beni iyi misin? Getson yapar. Patron, sen neyle sıktın bu adamı? Bu adam nasıl yaşıyor? Oğlum kaburgalarına falan sıktım. Kulağına sıktım hep. Lan adamı öpmeyin artık, yaşıyor. İyisin. Tamam. Mermiler vurdun mermiler zaten. Kulağına bulana sıktık, sıkıntı yok. İyisin değil mi beni? Dostum. Bunu her genç kızın günde 3 defa denemesi lazım. İyisin. Nabız dolgunluğu yerinde, sıkıntı yok. Tamam, harika. Gerçekten herkesin denemesi lazım dostum, efsane bir şey. Hiç vuruldumdan bu kadar çözüme kalmamıştım. Günde 3 posta gitti adamın. Tamam şimdi biz seni öldürdüğümüz için ne olur ne olmaz bir şey olur. Seni bagaja saklayacağız. Malikanede saklayacağız, tamam mı? Okey dostum. Tamam gel, Passat'ın bagajına bin gel. Passat'ı iyi birisi sürsün, bak Passat uçmasın havaya. Adamı bagaja sokun.